Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar. Bu haftaki videomuzda Çeşme'deyiz. Tekrar merhabalar. Dediğim gibi neredeyim? Çeşme'deyim arkadaşlar. Çeşme'ye tatil için gelmedim. Sürekli gelip gidiyorum zaten. Ya bir yerde tatil için geldim aslında. Ne yaptım? Ben buraya katlanır bisiklette getirdim. Hani şu benim, şu onurlarda gelen Bianchi Folding Bike vardı. Kız kardeşime aldığım bisiklet. Kız kardeşim çok binmeyince üstüne ben yattım. O yüzden Çeşme'de hafta sonları böyle katlanır bisikletle takılıyorum. Çok da keyifli oluyor. Neyse, konuyu dağıtmadan şimdi bu vlogun ana konusuna gelelim. Biliyorsunuz birçok YouTuber soru cevap videosu yapıyor. Bu ekole ben de katılayım mı falan dedim. Katılmaya karar verdim. Neden? Öncelikle hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. 5000 sayılı abonelere geldim. Ve buraya ben tek başıma gelmedim. Sizlerin desteğiyle, sizlerin sayesinde geldim arkadaşlar. Beni her gün yazdığınız olumlu yorumlarla motive ettiniz ve bugünlere kadar gelmemi sağladınız. Ben de inanıyorum ki verdiğim teknik bilgilerle elimden geldiğince size yardımcı oluyorum. Ama o kadar çok soru geliyor ki inanın yetişemiyorum. Geziniyor Bisiklet kanalının Facebook sayfası olsun. Geziniyor Gmail mail adresim olsun. Bisiklet forumdaki köşem olsun. Sürekli sorulara muhatap oluyorum. Sorulara muhatap kalıyorum. Hepiniz yanıtlamak istiyorum ama inanın başka işlerim de olduğu için yetişemiyorum bunlara. O yüzden ben de dedim bir soru cevap videosu yapalım bari. Hiç olmazsa topluca bir yardımım olmuş olur. Yine ara ara yetişmeye çalıştığımı sosyal medya aracılığıyla zaten yanıtlamaya çalışıyorum. Şimdi soru cevap videosunun içeriği hakkında. Aslında geçen gün Geziniyor Bisiklet kanalının Facebook sayfasında ben bunu yazdım. Dedim ki yakında bir soru cevap videosu gelecek, hazır olun. Bana telefonla sormak istediklerinizi çekin. Aşağıya gelen gezniyor@gmail.com adresine gönderin. Lan bir Allah'ın kolu bir şey göndermedi. Baktım bir sürü beğenen falan var ama gönderen yok. Dedim Allah Allah, benden bir acayiplik var. Sonra bizim Yusuf'un soru cevap videosuna baktım. O da altta yorum yazmış. O da aynı şeyden yakınmış. İster video gönderin. Videoları yayınlayacağım. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Telefonla çekip hemen bana mail olarak atabilirsiniz. Bunu soru cevap videosunun cevap videosunda yayınlayacağım. Yani siz de orada çıkacaksınız. Meşhur olacaksınız bir yerde. 5000 aboneyle ne kadar meşhur olacaksanız bayağı da bir abone oldu aslında. Neyse. Ne yaparsınız? Şöyle yapalım. Bu videonun altına sormak istediğiniz soruları sorun. Ama rica ediyorum, bana 1000 liram var. Şu bisikletimi alsam. 500 liram var. Hangi bisikleti tavsiye edersin? Kron, XC mi, Mosso bilmem ne mi diye sormayın arkadaşlar. Marka çok önermiyorum. Ya genelde söylediğim şeyler marka konusunda sabit standart şeyler oluyor. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Ama teknik konuda akort ayarı olsun, vites ayarı olsun, bisikletin göbek problemleri olsun, istediğinizi sorabilirsiniz. Bu bisiklet seçimi konusunda da şöyle yapalım. Ben size şimdi herkes bir tavsiyede bulunuyor. Ben bunları görüyorum işte. Donanıma bak, şuna bak, fiyata bak falan filan. Ben size genel bir cevap vereyim arkadaşlar. Bisikletin donanımından önce kadrosuna özen gösterin. Kadro size uygun değilse üzerinde hangi donanım olursa olsun o bisikletten keyif alamazsınız. Randıman ve verim alamazsınız. Bunu bir yere yazın. İlk etapta kadro boyunun vücut ölçülerinize tam gelmesi gerekiyor. İkinci etaba geldiğimizde donanım ön plana çıkıyor. Hangi donanımı tercih etmeniz gerekiyor? Başlangıç seviyedeyseniz, profesyonel değilseniz Altus, Acera, Tourney, bunlar sizin işinizi görecektir arkadaşlar. Yok biraz daha kaliteli alayım, biraz daha para verin, biraz daha iyi bir şey alayım derseniz Deore'ye kadar çıkabilirsiniz. Acera üstü, Alivia, Deore, bunlar işinizi görür. Yol bisikletlerinde de aynı şekilde, çok fazla bilmesem de yol bisikletleri konusunda ortalama olarak Tiagra işinizi görecektir. Ama üst seviyelerde gezeceğim, ben bir profesyonelim, param da var, kayarım diyorsanız sizin bileceğiniz iş hayırlısı olsun. XT ve üstü bir set alabilirsiniz. Yol bisikleti olarak da 105 Ultegra veya Dura'yı çok param var diyorsanız alabilirsiniz. Bunların haricinde yokuşu tırmanmaya başladım, yoruldum. Bunların haricinde neye dikkat etmeniz gerekiyor? Söyleyeyim. Bisiklet alırken amacınız çok önemli. Hangi bisikleti kullanacaksınız? Şehirde mi kullanacaksınız?
sadece arazide mi kullanacaksınız? Yok, ben dağda bayırda geziyorum arkadaş diyorsan, tamam git MTB al. Ama sağlam olsun diye MTB alıp da şehirde kullanırsan işkenceye döner. O zaman hibrit al derim. Yani bu Salcano'nun City Fun tarzı, işte Carraro'nun hibrit, yani ne bileyim diğer markaların herhangi bir hibrit bisikletini tercih edebilirsiniz. Bunun haricinde ne tavsiye edebilirim? Ha diyorsanız ki çok da şık duruyor aslında, ben de yakında bir yol bisikleti alacağım, ben yolcu olacağım, taytımı kaskımı çakarım, çok havalı bir şekilde drop barına yapışırım diyorsanız da yol bisikletini tercih edin. Gerçekten inanılmaz keyifli, kullanması harika bisikletler, çok çabuk da hızlanıyor. Soru cevap videosu dedik. Bu arada şimdi bana serzenişte bulunmayın. Biz daha önce soru sorduk abi cevap vermiyorsun diyenler olacaktır. Arkadaşlar hepinizin sorularını görüyorum. Okuyorum ama dediğim gibi yetişemiyorum. Mesela geçen gün ne ilgimi çekti? Birisi şey yazmış. Abi kendin yap stand projen var mı? Evet var, yaptım aslında bunu da. Ha, videosunu çekmedim. Ha bu arada ya ben size söylemeyi unuttum. Yeni bir kategori açacağım. Ya daha doğrusu tur bisikletçiliği ile ilgili, bu kamp malzemeleri ile ilgili bir kategori daha açacağım. Ya bunu tur bisikletçiliği altında yayınlamaya başlayacağım. Orada olmadı. Bu turlarda kullanabileceğiniz çadırları, matları veya ocakları da tek tek incelemeye başlarız. Evet, Çeşme trafiğinde bisiklet sürmek. Çeşme trafiğinde bisiklet sürmek inanılmaz keyifli. Zaten herkes yavaş gidiyor arkadaşlar burada. Çünkü burası yazlık bir belde. Ya şu an acaba harbiden merak ediyorum videoda bu sesler nasıl çıkacak diye. Çünkü bayağı bir rüzgar var. Neyse, ben vlogumu çok uzatmıyorum. Bu da böyle kısa bir vlog olsun. Bundan sonraki vloglarda süreyi uzatma denemelerine başlarız. Süremizi uzatırız. Daha fazla konu hakkında konuşuruz. Zaten eve de yaklaştım sayılır. Önümüzdeki hafta başka bir konuda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Dediğim gibi bu videonun altına bana sormak istediğiniz tüm soruları sorun. Ve aşağıda gelen geziniyor@gmail.com adresine de video çekip sormak istediğiniz soruları gönderebilirsiniz. Bunların hepsini önümüzdeki haftalarda başka bir cevap videosunda yayınlayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.